لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، بدأت الأحكام كتاب درس مزدوم الترامز نوبة تاجي آخر كتاب، كتاب العتق قل أزاد قلش حق تاجي كتاب. خب علماء hadis kitobları bo'lsin, fiqh kitobları bo'lsin, boblarni, kitoblarni tartiblashlarda albatta ma'lum bir munosabatni ko'zda tutib tartiblashadi. Nima uchun? Maqdisiy rahimahulloh Umdatul Ahkom kitobini Kitabul Itq kitobi bilan tugatyapti. Nega oxirgi kitob Kitabul Itq? Itq qul ozod qilish, to'g'rimi? Ibodat bobini zikr qildi, savdo bobi, nikoh boblari, jinoyat boblari zikr qilib, oxirida Itq bobini zikr qilishini sababi min babi tefaul deyişedi. Yani yaxşı fəal babıdan, yani Allah Ta'ala dozaqdan azad kılışını ümit kılıb, şu ahirgi babdı, mənə şu kitabla tüketişedi deydi. Allah Ta'ala hem bizni dozaqdan azad kısındı, ahirgi kitabda şu bazı ulamalar kul azad kılışı haqda kitabla tüketişken. Kitabul itq ve huve tahrirur raqaba ve tahrisuha minar riq muslimatan ev kafira. İtq sözü, kul azad kılış, kullikten halas kılış. Kavah musulman bulsun, kul bugün kişah kafir bulsun, şun azad kılış kaytiladı. Ve huve min afzalil ibadat. Kul azad kılış, şeriatta en afzal amallardan hesaplanadı. Ve ecelli ta'at, en uluq ta'at ibadetlerden. Ve kad varadil hathu aleyhi, şeriat münge targıb kıgan. Ve ennehu yu'teku bi kulli udvin minhu udvan minel mu'tiq minel nar. Yani kul azad kigen kişiye birilgen, vada kılıngen faziletlerden biri her bir azası evazige cehennemden iş azad kılıçını azası azad kılına değilgen. Yani bütün bir kulunu azad kıldı mı? Demek başını evazige başı, kollarını evazige kolları, ayaklarını ayakları dozaktan azad kılınadı deyip geledi. Yani bu kul azad kılıç faziletler hakkında kigen hadislerden biri bu, şu manada kigen. وقد يجب العتق مثلا في الكفارات ككفارة الظهار والقطر والوطف في نهار رمضان وكذلك يجب بالنذر كغيره من القرب. قل آزاد قلش حكمنا ما أصل ده مستحب. قل آزاد قلش مستحب. لكن بعض ده قل آزاد قلش واجب بولاده. مثلا كفارات بيرش كريب وقسى. كش كفارات بيرش كريب وقسى. وبعض كفارات لرده tartibga rioya qilish kerak bo'ladi. Qul ozod qila bilgan kishi birinchi qul ozod qiladi, qodir bo'lmasa keyingi amalga o'tadi, qodir bo'lmasa keyingi amalga o'tadi. Mana bunga o'xshash o'rinlarda qul ozod qilish vojib bo'ladi. Masalan, zihor kafarati, ayolini zihor qilib qo'ysa, val qatl yoki kimnidir qatl qilib qo'ysa, val wutf fi nahari ramazon, ramazon ro'zasi kuni, ramazon kunduz kuni ayoli bilan yaqinlik qilib qo'ysa, mana buni kafarati bor, kafarata qul ozod qilish bor. Bu endi vojib bo'lgan Kul azad kılış kekir adı. Ve kezalike yecub bin nezri ke gayri himnel kurab. Yani nazar sebepli hem vacib oluşu mümkün. Kim özüge mesela 3'te, 4'te, 5'te kul azad kılamadı. Nazar kıgen olsa nazar kılışı bilen vacib bu kul adı. Ve yekavul itku bi ahadi thalâseti eşya. Kul azad kılış 3'te narsanı biri bilen buladı. Kul azad kılış üçte yolunu biri bilen buladı. Birincisi, imma bil kavli, ya söz bilen buladı. Ke kavlihi ente hur. Mesela sen azad sendise, kulu yakarab. Mesela bir kişinin kulu bulsa, azad sendise. Av atik, sen atikam şu azad manasıdır. Ve lev kâne hazilen deyipti. Hazırlaşıp bulsa hem azad sendise, bu da azad bugen buladı. Üçüncü ki hazırlaşıp ettim bize, bu yerde, şey, hadislerdeki kendik üçte narsanı, çine hem çin, hazırla hem Çin deyip geledi. Şunlardan biri o kul azad kılış babı. Çünkü bu oyuna şeregen dersemez. O kulunu azad sen de sen hazırlaşıp durup bir yani tepeye kötergen bulasın. Ya hazırlaşıyordum de siz yine yakışla tepeye çıkarıp koyup Norvan'da sekin Norvan'da koygen deyip olasınız.
Shuning uchun mana bu kishini mo'min kishini his-tuyg'usi bilan bu darajada o'ynash bo'lmaydi. Bu hazillashim bo'lsa ham ozodsan dedimmi, shariat bo'ldi ozod deydi. Ozod bo'lib ketadi. Li'anna al-itqa kat-talaq. Chunki ozod qilish taloq bilan bir xil. Jidduhu jiddun va hazluhu jiddun. Uni chini ham chin, hazli ham chin deyapti. Taloq ham xuddi shunday. Hazillashib qo'rqitish bobidan aytuvdim deydi ba'zilar. Ayolimni qo'rqitmoqchi bo'lib taloqsan deydim, lekin niyat qilmadim deydi. Shu qo'rqitish bobidan aytadimi, hazillashib aytadimi, taloq tushadi. Ya'ni men qasd qilmadim desam, odamiki esh xushini bilib turib taloqsan deb ayolga qaratib aytdimi, u taloq tushadi. Famata ata bil qawli as-sarih waqa al-itqu. Qachon ochiq ozod bo'lishiga dalolat qiladigan bir so'zni aytsa, bo'ldi ozod bo'ladi. Sen ozodsan desa, masalan, ozod bo'ladi. As-sani al-milk. Gohida malik bo'lish bilan ham ozod bo'lib ketadi. Demak, birinchi qul ozod bo'lish sabablaridan biri, yo'llaridan biri so'z bilan ozodsan deyish. Ikkinchisi malik bo'lish deyapti. Endi buni tushuntiradi hozir. Fa'ida ishtaral insanu za rahimahu al-muharram minhu bin-nasabi atqa alayhi bi mujarrad ash-shira deyapti. Kishi o'ziga mahram bo'lgan qarindoshini, nasab bilan bir mahram bo'lgan qarindoshini, nikohi harom bo'lgan, mahram bo'lgan qarindoshini sotib oladigan bo'lsa, sotib olishi bilan ozod bo'ladi. Masalan, otasi, onasi, akasi, opa-singillari, xolasi yoki tog'asi, amma yoki amakilarini sotib oladigan bo'lsa, sotib olishi bilan, mulkiga kirishi bilan o'z-o'zidan ozod bo'lib ketadi. Ozodsan deyishligiga hojat qolmaydi deydi. Ya'ni masalan, bir kishi otasini qul holatda topib sotib olsa yoki amaksini, aka-ukalarini qul holatda topib, pulini berib sotib olsa, sotib olishi bilan bo'ldi, buni quliga aylanadim desa yo'q deyiladi. Odamki bu oradagi qarindoshlik, bir-biriga mahram bo'ladigan darajadagi qarindoshlikmi? Ya'ni allazi law quddira ahaduhuma zakaran wal akharu unsa. Shu birini, mana bu qarindoshlarni birini erkak, birini ayol deb faraz qilsak, haroma alayhi nikohu bin nasab, shu nasab sababli bir-biriga nikohlanish harom bo'ladigan darajada yaqin qarindoshini sotib olishi bilan o'z-o'zidan ozod bo'lib ketadi. Masalan, kishi akasini qul holatda topsa, xo'p, akasi hozir bir mahram nomahram deyilmaydi, erkaklarning orasida mahram nomahramligi yo'q. Lekin kishi bilan akasini orasida birini erkak, birini ayol deb faraz qilib ko'rsangiz, demak, singlisi bo'ladi yoki opasi bo'ladi. Mahrammi? Mahram. Agar kishining singlisi yoki opasi o'ziga mahram, demak, buni ozod qilish bilan, shu akasini ozod qilish bilan ozod bo'lib ketadi. Sotib olish bilan ozod bo'lib ketadi deymiz. Yoki amakisini sotib olsa. Amaki ham mahram bo'ladigan darajadagi qarindosh. Ya'ni mabodo shuni ayol deb faraz qilsangiz, ammasi bo'ladi. Amma insonning mahramlaridan. Bularni endi sotib olishi bilan, mulkiga kirishi bilan o'z-o'zidan ozod bo'lib ketadi. Xo'p, yaxruju bi qawlina bin nasab. Xo'p, nasab bilan nikohi harom bo'lgan deyapmiz. Bundan nima tushuniladi? Allazi yahrumu bis-sihri aw bir-rida', emizishlik sababli yoki quda andachilik sababli mahram bo'lganlar bunga kirmaydi. Ya'ni bir kishi emikdosh akasi yoki ukasini qul holatda sotilayotganini ko'rsa va shuni o'zim sotib olaman deb sotib olsa, sotib olishi bilan ozod bo'lib qolmaydi. Chunki bu oradagi yaqinlik nasab sababli emas, balki nima bilan bo'lyapti? Rida', emiz sababli bo'lyapti deymiz. Au bis sihr yoki sihr quda andachilik sababli. Ya'ni o'zining ayolini, onasini yoki otasini, endi qaynona, qaynotasini qul holatda topib sotib olayotgan bo'lsa, ozod bo'lib qolmaydi sotib olishini o'zi bilan, balki uni ozod qilgisi kelsa, keyin ozodsan deb aytish kerak bo'ladi. Fala yu'taqu alayhi bi mujarrad milkihi va yusannu shira'u di rahimihi li'itqihi li'annahu birrun wasila. Xo'p, endi qarindoshlarini qul holatda sotilayotganini ko'rsa, kishi sotib olishi mustahab deyapti, chunki bu silay rahim bobidan, qarindoshini qullikdan ozod qilish bu silay rahim bobidan bo'ladi. Va yajibu idza wajada abahu aw ummuhu yuba' wa huwa qadirun ala shira'i an yashtariyahu. Ammo ota-onasini yoki birortasini, ota-onasidan birortasini qul holatda sotilayotganini kishi ko'rsa, sotib olishi agar qodir bo'lsa vojib bo'ladi. Uni qullikdan ozod qilish uchun, li'anna birrohuma vojib, chunki ota-onaga yaxshilik qilishi vojib. Va hada min a'zamil bir, eng katta yaxshiligi shuni qullikdan ozod qilish bo'ladi.
Asalis, endi üçüncüsü, mimma yahsul bihi al-itq. İnsan qul kishini azad bo'lishiga sabab bo'ladigan uchinchi amal al-fi'l, fe'l bilan. Yo so'z bilan, yo ega bo'lish, malik bo'lish bilan, yo fe'l bilan dedik. Nima fe'l? Nima ish qilsa azad bo'lib ketadi? Aytayaptiki, fa iza massala bi 'abdihi atuqa 'alayhi bi mujarrad fi'lihi. Agar qulini musla qilib qiynasa, ya'ni biron bir tanasini, biron bir joyini kessa va hokazo masalan bazilar endi qul bo'lgandan men qulim degandan keyin bilganini qilaman deb o'ylaydi. Yo'q, aslida shunga ham javob beradi. Shariatda shu qulini quliga musla qilib, azosidan biron bir joyini kesib, shunga o'xshagan bir tarzda azob bersa, shu qilgan ishi bilan ozod bo'lib ketadi. Ya'ni bu jarima bir jazo sifatida ozod hisoblanadi. Va tamsilu masalan muslaga nima kiradi? Misla an yaqta minhu udwan ka yadihi aw rijlihi aw usbu'ihi. Qulini oyog'ini kesib tashlasa, uzib tashlasa yoki barmog'ini kesib tashlasa, aw yakhriq udwan min a'dayihi bi sikkin aw sahmin wa nahbihi. Yoki qulning o'z qulining a'zolaridan birortasini tig'i bor bo'lgan pichoq, kamon o'qi, shunga o'xshagan narsalar bilan nima qiladigan bo'lsa, teshadigan bo'lsa, masalan a'zosini kesib olmagan bo'lsa ham, lekin teshadigan bo'lsa, mana bularni hammasi o'sha muslaga kiradi va bu bilan qul ozod bo'lib ketadi. Walau bari'a min zalika walau kana zalika xato'an deyapti. Agarki qul tuzalib ketsa ham, hech narsa bo'lmagandek tuzalib ketsa ham ozod bo'lishga haqli bo'lib qoladi. Amma shay'ul yasir allazi la yu'addu muslatan fala yu'taqu bihi. Amma ozgina bir jarohat yetkazib qo'ygan bo'lsa, bu bilan ozod bo'lib ketmaydi. Kashajjatil yasira va nahviha. Masalan, boshiga nima bilandir urib ozgina yorib qo'ysa boshini, hokazo. Mana bu tarzda azob berish bilan ozod bo'lib ketib qolmaydi. Ozod quli ozod bo'lishi uchun shunga yarasha musla tarzida nima qilgan bo'lish kerak? Jazo bergan bo'lish kerak. Va laysa min hazal qism iladul amati. Cho'rini tug'dirish uni ostiga kirmaydi, deyapti. Ilad ya'ni tug'dirish. لأنها لا تعتق بمجرد الإيلاد. Çünkü çoru hacasından farzand tuğuşu bilen azad bu komiydi. Bel bi mavti seyyid, belki bu koşumca tarzıda hacası vafat etken buluş gereği. فَتُعْتَقُ بِكِلَ الْأَمْرَيْنِ بِكِلَ الْأَمْرَيْنِ degen şu ikide işini ikkalası tapılsa yine azad buladı. مَوْتِ السَّيِّدْ وَوِلَادَتُهَا deyipti. Hacasından farzand görgen buluş gereği ve hojasi vafot etgandan keyingina ozod bo'ladi. Ya'ni bir kishini cho'risi bo'lsa, cho'risiga yaqinlik qilib, masalan, shu cho'risi tan farzand tug'ilsa, farzand ko'rsa, mana bu farzand hur hisoblanadi. Lekin cho'ri tug'ishi bilan hojasidan farzand ko'rishi bilan ozod bo'lib qolmaydi. Shuni o'z bilan ozod bo'lib qolmaydi. Balki qachon hojasi o'lsa, endi bu cho'ri mulk sifatida kimga o'tadi? Farzandiga o'tadi, merosxo'ri farzandi bo'ladi. Demak, o'zini farzandi onasini qul qilib olishi mumkin emas, o'z o'zidan ozod bo'lib ketadi. Lekin aytganimizdek farzand ko'rishi bilan ozod bo'lib qolmaydi, balki nima hojasi dunyodan o'tish kerak, dunyodan o'tgandan keyin ozod bo'ladi. Va min anwa'il itqi itqu siraya kama zakarahu bi qawlihi deb turib, keyin hadis zikr qilyapti. Yana qul ozod qilish turlaridan biri itqu siraya deyapti. Etku siraya, yani bir kişi şeriklik bilen kul satıp oyan bosa. Bir kişi mes, mesela iki de üç de kişi şerik bolu bir kul satıp oyan bosa. Bir özünün hissasını azat kısa. Koganlarını hem pulunu tölep durup, tölaşka mecbur bop koladı. Ve neticede kul azat boladı. Ki yenge bana bu baptakiler degen hadis bizi şu hakta. Bu yan kulunu azat bolu sebeplerden bittesi. Siraya degani shu bir qismi ozod bo'ldimi? Masalan 3 kishi sherik bo'lib qul sotib olgan bo'lsa, 3 dan biri bittasiniki, yana biri boshqa bir kishiniki, 3 dan yana 3-chi qismi masalan boshqa bir kishiniki bo'lsa, biri o'zining hissasini ozod qiladigan bo'lsa, bo'ldi. Bir qulni bir tarafi bo'lsa ham ozod bo'lsa, bir qismi bo'lsa ham ozod bo'lsa, qolgan tarafiga o'tadi degani shu siraya degani qolgan tarafiga o'tib ozod bo'ladi. Endi bunda qolganlar o'zining hissasini ozod qilmadi-ku deyilsa, shu kim birinchi o'zining hissasini ozod qilgan bo'lsa, qolganlarga to'lab berish kerak bo'ladi. Bahosini hisoblab turib to'lab berish kerak bo'ladi hadis shu haqda. Demak, hozir xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qul ozod qilishdi nechta yo'li bo'ldi? Yo so'z bilan,
ya malik buluş bilen, ya fiil bilen kul azat kılınışı mümkün iken. Kullik meselesini bazı İslam düşmanları bir İslam'a tane yetkiliş maksatta zikir kılışadı. Yani İslam'da kullik var, insanın kadrini bilmeydi, o hakeza edip durup kullas İslam'da evlenmek için oladı. İslam'da kişinin, insanın kul buluş fakat yine yegane bitti yolu var halas. Lekin kullikten halas kıladigen onlap yollar mahkuyulgen, açıp koyulgen. Fakat yine kafirler bilen bulgen asır sıfatı da çüşse, kafir kişi asır bulup çüşse bana şu sebeple kullik buladı. Yani bendesi Allah'a kullik kılışka razı bulmagen kafir bendesini Allah Müslüman bendelerine kul koyuşunu hüküm kıldı. Madem ki Allah'a kullik kılıçtan baş tartı yaptı mı, kafir bu iman gekirme yaptı mı, yani bendesine kullik kıladı, Allah şunu hüküm kıgen. Bana şu halette yine ne buladı? Bitti yolu var, halas kullikti. Ama cahiliyet devriye karasayız, yakın geçen mesela başkalarına karasayız, adı onalar hur kıptuğun kişilerini hem demek kıvaladı, kul kıvaladı. Ya mesela karzlar bu kısa, karzın tölemeye kısa, karz köpeyip gitkenle giden ahırı özünü kul kıvaladı mesela. Tölemese. O hakeza, bana bu zulüm, o hakeza. Bunlar mesela bir orta şeriatı yok. Şeriatta fakat kendi şu bitti yolu var, halas. Şimdi şu kul, bugünden keyin kulunu azat kılışka şu derecede şeriat targıp kıldı. Yukarıda biz ne dedik? Hatta kulunu azat, bitti kulunu azat kıladı. Yani bu ise her bitti azasını mukabılı da Allah Teala cehennemden onun azasını azat eder değildi. Buran bir kefaret işi koysa, günahı kul azat kıl dedi. Zahardayım, Ramazanlı. Rozası kündüz günü mesela ayolga yakınlık koysa, bana bu kefaratlarını yok ki bu adam öldürüp koysa, birinci bu kul azat kıl değildi. Kul azat kılışken mesela şeriat tarif kıldı. Baba da şu kul bugün tahtiyen kulge yakışılık muamele kılışken buyurdu. İhvanukum, havalukum değildi bu. İslam'ın kul astiyelerdeki braderiler olarak mesela özleri takat kılamayı digenler sana buyurmayılar. Baba da buyursaylar özüyle yardan biriler değildi. Özü içkenden içirsin, özü yegenden yedirsin, özü kiyegenden giydirsin değildi. Yani kulge yakışı muamele kılışken buyurdu. Hatta bana az kulge baba da buran bir zarar verip koysa şu zarar verişi bilen mesela buran bir ziyan yetkilişi bilen şunu öz bilen kul azad okuyat değildi. Demek ki bana bu hiç kanakanıma değil miydi bu? İslam'a tane kıladığın cahı yok. Bitti yine eşik olsa kullikke, kullikten çıkışka onunla bir eşiklerini şeriatı mahkuyken, açık uygun değildi. Sübhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyh. Ebu Hanife'nin şunu dedi etkenliğini işittim dedi Ebu Hamza. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih isnat bilen hadis geledigen olsa onu alamız deyipti. Ondan taşkarıya çıkmayımız deyipti. Allah Teala'nın kıyamette mu'minler görüşü hakkındaki hadis geldi mi deyisiz? Deyip İmam Şafii'den sonra gelip etti. Her kandı hadis Resulullah'tan eğer sahih kese deyipti. Şu hadisteki barına sana eytemen ve illem yebluğunu eğer menge yetip kemegen olsa. Madem hadis sahih mi şu hadisteki nersen mi eytemen deyipti. Oh.